İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan dergisinin 42. sayısı çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Ermenistan Büyükelçisi Artsakh'tan zorla yerinden edilmiş çocuklarla görüştü. Rabarak gazetesi. Artsakh halkı devletinin verdiği yardımın yetersizliğini ifade ediyor. Armine Mardirosyan. Biz etnik temizlik terimini kullanıyoruz. O kampo ise yalnızca soykırım kelimesinin kullanılmasını önerdi. Batı Ermenistan'ın Samosat, Adıyaman'da 1500 yıllık bina kalıntıları bulundu. Batı Ermenistan'daki Van Gölü'nün harikası ve Flamingo Göçü'nün büyülü güzelliği. Van Futbol Kulübü Ermeni Kilisesi'nin avlusunda Kürtçe video çekti. Kapağında Batı Ermenistan'ın evladı Arşil Gorki'nin resminin yer aldığı Batı Ermenistan'ın Western Armenia adlı dergisinin yeni 42. sayısı yayımlandı. Bu sayımızda Ermeni tarihi ve kültürel mirasıyla ilgili bir dizi önemli konu yer alıyor. Aşağıda dergide yer alan materyallerden bazıları. Ermeni mirasına adanmış sergi, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi 6. Yaz Üniversitesi'nden protokoller, Aşot Harut Dünya'nın Sevr Antlaşması'na ilişkin bu tarihi belgenin öneminin ve uygulama umutlarının tartışıldığı makalesi, Mahir Harut Dünya'nın Sevr Antlaşması'na ilişkin görüşleri, Hindistan'da Artsak'ın Ermeni tarihi ve kültürel mirasına yönelik tehditlere yapılan atıflar, komitasyonun Notaları ve Piyanosu kitabı yayınlandı. Derginin Ermenice, İngilizce ve Fransızca versiyonlarına Aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Doğu Ermenistan'ın Sinik Bölge Kütüphanesinde yaz aylarında 27 etkinlik düzenlenmiş, ziyaret sayısı 17364, yeni kayıtlı okuyucu sayısı ise 1201 olmuştur. İngilizce dersleri, film gösterimleri, okuma saatleri, testler ve oyunların yer aldığı yaz okulu programı hayata geçirildi. Arsah Dağlı Karabağ'da zorla yerinden edilen kişilerle görüşen Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Ermenistan Büyükelçisi Bayan Kristina Quinn, Amerikan köşesini ziyaret ederek mutabakat zaptı imzaladı. Kütüphanede edebiyat müzik metinleri, tiyatro gösterileri, kitap tartışmaları ve okumalar düzenlendi. Çocuk bölümünün yaz programı 1 Haziran'da etkinlikle başladı çizgi film izleme, hikaye zamanı, oyun yarışmalar ve açık hava okuma odası. Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Ermenistan Büyükelçisi Bayan Kristina Quinn, kütüphane, STK'lar ve edebiyat gruplarıyla işbirliği yaparak çeşitli alanların temsilcileriyle toplantılar düzenledi. Yaz aylarında Paramaz adlı Gençlik Birliği Çocukları ve Mutlu Yaz Okulu programı ağırlandı. Aile Kütüphanecisi programı kapsamında kütüphaneciler yaşlı bakım merkezlerini ziyaret ederek okuyuculara kitap dağıttı. Arta sakinlerine konut sağlanmasına yönelik devlet programı yaklaşık 3 aydır yürürlükte ancak şu ana kadar hiçbir aileye daire verilmedi. Orientasyon için sadece 30 aileye sertifika verildi ancak onlar daire satın almadı veya inşa etmedi. Doğu Ermenistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı şu ana kadar 600 civarında aileden başvuru alındığını ancak yerleşimlere ilişkin henüz bir istatistik bulunmadığını bildirdi. Önce sertifikalar veriliyor ve buna göre daire temin işlemleri başlıyor. Son aylarda Artsakh vatandaşlarının Doğu Ermenistan vatandaşlığına başvurularının sayısı arttı. Kişi başına 3 milyon dram tahsis edilen konut programının koşullarının birçok kişi için gerçekçi olmadığı ve daire satın almakta zorlandıkları biliniyor. Birkaç gün önce siyasi toplum temsilcileri Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Luis Moreno Ocampo ile internet üzerinden görüşerek Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'nin önemine ve uluslararası toplumun Arsak'ta soykırım riskine yanıt verme yükümlülüğüne değindi. Ocampo, Arsa halkına daha aktif olmalarını ve başkalarının onlar adına hareket etmesini beklememelerini tavsiye etti. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı artık dünyanın değiştiğini ve artsak meselesinin uluslararası mahkemelerde sürekli gündeme getirilmesi gerektiğini vurguladı. O kampo ayrıca soykırım kelimesinin kullanılması gerektiğini çünkü bu terimin uluslararası toplumu Bakü'yü sorumlu tutmaya zorlayabileceğini vurguladı. O artsak halkının gerekirse uluslararası mahkemelere başvurmasını önerdi. Tutuklular meselesi de Artsax vatandaşlarının ortak sorunu olarak ele alındı. O kampo tutuklular meselesinin uluslararası mahkemelerde ele alınmasının yanı sıra Artsax'a dönüş meselesinin de aktif tutulması gerektiğini öne sürdü. O Artsax'ın geri dönüşünün ana başlık olması gerektiğini ancak bu konunun yeni toplantılarda ayrıntılı olarak tartışılması gerektiğini kaydetti yaklaşık 2 saat süren toplantıda daha detaylı görüşmelerin yapılacağı yeni bir toplantı planlanıyor. Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman'da yapılan kazılar sonucunda 1500 yıllık yapı kalıntıları bulundu. Yapılan araştırmalar bu yapıların 15. yüzyıldan kalma bir manastıra ait olduğunu gösteriyor kazılarda bulunan malzemeler arasında ibadet yerleri, tapınağın bazı bölümleri ve diğer arkeolojik objeler yer alıyor. Bu keşifler bölgenin tarihsel gelişimini analiz etme fırsatı sunduğundan tarih ve kültür çalışmaları açısından önemlidir. Manastırın Ermenilere ait olması ve Ermenilere yönelik uygulanan soykırım Armenosit sırasında yıkıldığı iddia ediliyor. 1915 Ermenilere yönelik büyük soykırım Armenosit'ten sonra Ermeniler Samosat, Adıyaman'a yeniden yerleştiler. 1971 yılında Ermeni Samosat, Adıyaman'da 52 Ermeni aile yaşıyordu. Fransız direniş hareketinin kahramanı Misak Manuşan da Adıyaman doğumludur. Sonuç olarak bu bölgede bulunan en güzel ve tarihi yapılar Ermeni kültürel mirasının önemini ve Ermenilerin Batı Ermenistan'daki tarihi varlığını belgelemektedir. Batı Ermenistan'da bulunan Van Gölü, flamingoların sonbaharda İran'dan Afrika'ya giderken, baharda ise dönüş yolunda önemli bir durağıdır. Sıcak havalarda Van Gölü'nde toplanan bu güzel kuşlar iri gövdeleri, zarif boyunları ve uzun bacaklarıyla ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Kasım ayı sonuna kadar kaldıkları Van Gölü'nün besin alanını kullanıyorlar ardından daha sıcak bölgelere geçiyorlar. Fotoğraflar Bitlis'in Ahlat ilçesinin Arceş bölümünde çekildi. Yılın bu zamanında farklı yerlerden birçok fotoğrafçı Van Gölü'nün geçici sakinlerini ve onların danslarını fotoğraflamak için Arceş'e geliyor. Batı Ermenistan'ın Van şehrinin Van Spor Futbol Kulübü'nün yeni sezonluk kıyafetlerini gösteren video klip Türk medyasında büyük ilgi gördü. Sebebi ise videoda yer alan şarkının Türkçe değil Kürtçe olması videonun günümüz Türkiye'sindeki Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nün Ahtamar Adası'ndaki Surpaç Ermeni Kilisesi topraklarına çekilmiş olması da dikkat çekicidir. Ahmet Spor Futbol Kulübü'nün de benzer bir video çektiği biliniyor. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.